bu çalışma alanımla ilgili konuların bir olan gimnospermleri tanıtmaya çalışacağım. Öncelikle tabii ki korona günlerinde herkese sağlıklı zamanlar geçirmek diliyorum. Umarım kısa zamanda bu dertten kurtuluruz. Şimdi gimnospermler dünya üzerinden aslında oluşumları bakımından odunsu veya bitkiler açısından ilk önce oluşanlar, hücre yaşayanlar içerisinde o sporlu ağaçlar vardı bunların öncesinde. Onlar yok olmuşlar, onların yerine gimnospermler oluşuyor. Ve gimnospermlerden sonra da angiospermler oluşmaya başlıyor ve günümüzde büyük bir çeşitlenme yaşanıyor. Ve bu gimnospermler angiospermden öncesinde çok daha geniş sayıda türe sahipken, çok daha geniş fazla türe sahipken günümüzde tür sayısı fazla değil. Yaklaşık 900 civarında, 900'e yakın sayıda türü var. Fakat dünya üzerinde çok geniş alanlar kaplıyor. Angiospermler dünya üzerinde 300-400 bine yakın türe sahipken daha dar alanlar kaplıyor. Ama bunlar daha geniş alanlar kaplayarak büyük ormanlar oluşturuyorlar. Şimdi bunların bazıları Türkiye'de doğal yetişiyor, bazıları yetişmiyor ve pardon, çocuk içeri girdi de. Evet, şimdi Türkiye'de yetişen türlere baktığımız zaman Türkiye'de iki tane göknar türümüz var. Bir tane sedir, bir tane ladin türümüz var, Pseorantalis ve beş tane de çam türümüz var doğal ormanlarımızdan. Cupressaceae familyasına geldiğimiz zaman bu familya içerisinde Cupressus sempervirenski Akdeniz bölgesinde yetişen, adı da oradan geliyor, Akdeniz servisi ve 8 tane ardıç türümüz var. Sizlere bugün bunların hepsini tek tek göstermeye çalışacağım. Yine porsuklardan bir türümüz var ve 3 tane de efedra türümüz var. Bunlar Türkiye'nin doğal gimnospermleri, Türkiye'nin ormanlarını oluşturan veya işte ormanlık alanlarında bulunan iğne yapraklı ağaçlar, yani gimnosperm grubu ağaçlar. Tabii ki aynı zamanda doğal ormanlarımız yanında parklarda, bahçelerde ya da ormanlık alanlarda ağaçlandırma ile getirilmiş yabancı türler de var. Biz bunlara egzotik türler diyoruz, gimnospermler, gimnospermlerin egzotik olanları. Bunlardan da yine işte aynı cinsin benzer türleri var. İşte Avrupa ladini, mavi ladin, Himalaya sediri, atlas sediri ki dünyada 3 tane sediri var. 3 de Türkiye'de aslında bol miktarda var. Bunları çoğunlukla parklarda, bahçelerde, yollarda görürsünüz. Fakat hiç beklemediğiniz yerde, örneğin Uludağ'da gezerken göknar ormanları arasından Pseudotsu gayı görebilirsiniz. Yani Douglas göknarı görebilirsiniz ki orijin Amerika. Veya Kanada tusukası görebilirsiniz. Çünkü bunlar zaman içerisinde Orman Genel Müdürlüğü tarafından deneme amaçlı dikilmiş bazı yerlere, gelişip gelişmediğine bakılmış. Dolayısıyla hiç beklemediğiniz yerde bunları görebiliyorsunuz. Yine Cupressaceae familyasından çok sayıda değişik ardıç türü var park ve bahçelerde. Camaspiris gibi yalancı servi çok yaygın park ve bahçelerde. Doğması hemen hemen her tarafta var. Türkiye'de hemen her tarafta doğulmasını görmeniz mümkün. Boylu mazı var yer yer ve bu büyük boylu ağaçlar, sekoyalar, mamut ağaçları, bunlar oldukça büyük ağaçlar, Amerika kökenli ve bunlar da yine orman parklarımızda var. Bunlar dışında bataklık servileri, kadife çamı yer yer görülebilir. Sikas, özellikle Akdeniz çevresindeki çok sık gördüğümüz bir gimnosperm. Yine mabet ağacını herhalde bilmeyen yoktur. Somada mükemmel sarı renk alır yaprakları ve arukaryalar. Arukaryalar da yine iki türle temsil ediliyor Türkiye'de. Tabii dünya üzerinde çok sayıda tür var. Güney yarımkürede. Dolayısıyla bunların da tanıtımını sizlere yapmaya çalışacağım. Evet, önce iğne yapraklı ağaçlar yani açık tohumlar, bu gimnospermleri anlatmaya başlamadan önce bunların kapalı tohumlardan farkı nedir? Ondan bahsetmek istiyorum. Gimnosperm açık tohum anlamına gelir. Yani gimno açık, spermeye tohum, angio kapalı, spermeye tohum anlamına geldiği için açık ve kapalı tohumlar diye adlandırıyoruz. Bu isim de nereden geliyor? Bu isim hemen buradan en solda tohum taslağı var. Tohum taslağı bu tohumu verecek olan yapı. Son derece küçük. Bazen bu tabii bazı türlerde çıplak gözle rahatlıkla görebiliyoruz. Örneğin şurada görmüş olduğunuz fotoğraf bir ginkgoya ait, yanındaki de sikasa ait. Bu da bir ladin türüne ait, Pisiabies
Avrupa'da değil mi? Şimdi bunlardan şu yapı, bu mor okla gösterilen bu yapı tohum taslağı. Yani bu çizim yapılan yapı. Bu. Tohum taslağı. Sikasta tohum taslağı bu uçlarda. Ve burada da pulun içerisinde. Bunların ortak yönü şu. Tohum taslağı üçünde de açık. Ama üçüncüsünde biraz daha açılıp kapanan bir sistem içerisinde. Yani kozalan pulu, bir pul içerisinde. Ama diğer ikisinde tamamen açık. Ve bu açık olduğu için bu gruptaki bitkilere biz açık tohumlar diyoruz. Hemen sağdaki şekilde baktığımız zaman sağdakinde ise tohum taslağı tamamen kapanmış. Yani çevresinde tamamen yuvarlak, gördüğünüz gibi kapalı bir ortam oluşmuş. Bu tamamen kapalı ortama biz ovaryum diyoruz. Bütün bunların hepsi karpeldir. Mesela şu sap üzerindeki şu yeşil kısım karpel. Yani tohumu taşıyan, tohuma en yakın değişim uğramış yaprak. Buna karpel diyoruz. İşte tohum taslağını karpel taşıyor. Şu sap üzerindeki şu bölüm, burası karpel. Tohumu taşıyor. Karpel burada yuvarlak uçlu ve biraz daha gelişmiş. Tohum taslağı karpel içinde kalmış. Kısmen açılıp kapanıyor. Bunlar açık tohum. Ama burada karpel tamamen genişlemiş, tamamen tümüyle kapanmış ve tohumu içerisine almış. Bundan dolayı da bunlara kapalı tohumlar diyoruz. Örneğin bir fındığı düşünün. Fındığın o kuru kısmı, yani fındığı yerken kırıp attığımız kısım aslında buradaki şu karpel. Çevredeki şu karpel. O karpeli kırıp atıyoruz ve içerideki tohumu yiyoruz. Dolayısıyla tohum tamamen kapalı bir ortam içerisinde gelişiyor. Ondan dolayı da bu ikinci gruba bunlara kapalı tohumlar diyoruz. Ve angiosperm, gimnosperm farkındaki en temel farklar bu. Yani, birinci fark bu. Buna bağlı ikinci fark da açık tohumlarda, bu gimnospermlerde gerçek meyve oluşmaz. Yani bunlarda meyve oluşmuyor. Çünkü meyveyi oluşturan yapı karpeldir. Eğer karpel gelişiyorsa, karpel kaynaşıp tohumla beraber gelişiyorsa o zaman meyve oluşumu gerçekleşiyor. Dolayısıyla açık tohumlarda meyve oluşmuyor. En fazla kozalak oluşuyor. Ya da tamam ağaçta gelişiyor tohum. Ama kapalı tohumlarda meyve oluşumu gerçekleşiyor. İşte burada oluşumları görüyorsunuz. Bu karpel gelişmiş. Karpelin gelişmesiyle beraber bakın burada tohum oluşmuş. Aslında karpel şu kısım şu aşağıda bir yerde. Şurada bir yerde o büyümüyor. Sadece tohum gelişiyor. Burada karpel şu. Büyüdükçe uç kısımları şu dikenler büyüyor. Çok sert dikenler var. Başka fotoğraflarda göstereceğim. Tohum burada gelişiyor. Açıkta. Burada tohum, bu pulun iki tane göz var burada. İki tohum çıkıyor buradan. İşte bunların içerisinde ama pullar gevşek gördüğünüz gibi açılıp kapanıyor. Ama burada ise bu tohum taslağı içeride kalıyor. Şu yeşil olan bir bölge. Yeşil çevreli kısım. Ve çevresi, şu etli kısım burası. Yani gerçek meyve oluşmuş. Burada meyve oluşumu gerçekleşiyor. Evet. Diğer farkları, işte bu birinci ve ikinciyi söyledim. Diğer farkları, tek döllenme, çift döllenme diye bir şey var. Bu bir gelişmişlik özelliği. Yani evrimleşme anlamında, aslında bunlar da evrimleşme anlamında gelişmişlik özelliği. Tohumun açıkta gelişmesi aslında bir risk. Yani tamamen çevre koşullarına açık, olumsuz koşullara açık. Dolayısıyla bu bir risk büyüme gelişme için. Bundan önceki sporlu bitkilerde bu olay tamamen bitki dışında gerçekleşiyor. Bunlar da bir sonraki aşama olmuş bitki üzerinde, son aşamada ise tohum taslağı tamamen içeri girmiş. Tohum taslağı, sporlu bitkilerde tohum yok zaten, tamamen açıkta bitki gelişiyor. Bitki üzerinde bu gimnospermlerde tohum taslağı açıkta ama bitki üzerinde, angiospermlerde tohum taslağı bitki üzerinde ve kapalı. Bu gelişmişlik basamaklarını gösteriyor bize. Ve bir diğer gelişmişlik özelliği de bu tek döllenme çift döllenme olayı. Bu da şu anlama geliyor, bunun anlamı şu. Şimdi endosperm dediğimiz besleyici bir yapı var. Eğer tohum oluşacaksa endosperm oluşuyor ve tohum daha sonra çimlenme aşamasında bu besin kullanılıyor. Gimnospermlerde tohum oluşsun ya da oluşmasın endosperm baştan oluşuyor. Angiospermlerde ise eğer tohum oluşacaksa endosperm oluşuyor. Dolayısıyla gereksiz yere boşuna besin maddesi depolanmamış oluyor angiospermlerde. O yüzden gimnosperm angiosperm arasında böyle belirgin bir fark daha var. Bir de arkegon meselesi. O arkegon taşıyıcı var ya da yok. O önemli bir şey değil.
Şimdi bazı terimler var. Bundan sonraki kısımlarda sık sık kullanacağımız terimler karpel, brahte, kısa sürgün ve uzun sürgün. Karpel dediğimiz yapı az önce de söyledim. Tohumu taşıyan, tohuma en yakın değişime uğramış yaprak. Şu mavi okla gösterilen kısım şu. Bunun içerisinde tohum taslakları var. Ve sonra tohum oluşma başlayıcı bununla beraber gelişiyorlar. Tohumu taşıyor. Brahte çiçeğe en yakın, çiçeği taşıyan değişim uğramış yapraktır. Burada bu brahtenin içerisinde karpel var, onun içerisinde tohum taslağı var. Bu diş çiçek. Bu bir kızılçamın diş çiçeği. Erkek çiçekte de sadece brahte var ve şu yapıları, bunun yerinde polen keseleri var. Yani çiçek tozu torbaları var, onlar taşıyor. Evet, brahte ve karpel dediğimiz yapılar değişim uğramış yapraktır. Karpel tohumu taşır, brahte çiçeği taşır. Yani tohum da dahil olmak üzere tüm çiçeği taşır. İçerisinde taşıdığı kısımdır. Şimdi kısa sürgün diye bir terimimiz var. Kısa sürgün şu. Yıllık boy büyümesi birkaç milimetreyi geçmeyen, çok az büyüme yapan ya da hiç büyümeyen yapılardır. Bu odunsu yapılardır ve bunların taşıdığı yaprak sayısı her zaman iki veya daha fazladır. Yani asla bir yaprak taşımazlar. İki veya daha fazla yaprak taşır. Çamlarda iki yaprak, üç yaprak, beş yaprak taşır. Fotoğrafta olduğu gibi, sol üstteki fotoğrafta olduğu gibi çok sayıda yaprak taşır. Bu 10, 15, 20, 50'ye kadar çıkıyor bunun sayısı. Hemen sol alttaki fotoğrafa bakarsanız ikili yaprak. Bir çam sürgünü bu. Bu sedir, bu çam sürgünü. Çamlarda kısa sürgün boy büyümesi yapmaz. Kısa sürgün burası. Şu çıkıntı bu. Tırnak gibi olan çıkıntı. Bu çıkıntı bir daha uzama yapmıyor. Ama sedir de yukarıda bu kısa sürgünler boy büyümesi yapıyor. Ki şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane sürgün var şurada. Yani 7 yıllık sürgün bu. Bu boya 7 yılda gelmiş. Yaklaşık 1,5-2 santimetrelik bir boy. 7 yılda gelmiş ki bunların boy büyümesi gerçekten çok kısadır. Uzun sürgün de normalde her zaman ağaçların üzerinde gördüğümüz o dallardır. Son oluşan dala sürgün diyoruz ki onlar uzun sürgünlerdir. Daha önce oluşan ve kalınlaşmış olanlara dal diyoruz. Bütün yapıya dal diyoruz ama sürmekten, uzamaktan gelen en son oluşan kısımları da sürgün diyoruz. İşte bu dört tane terimi zaman zaman bu diğer ağaç türlerini anlatırken kullanacağız. Karpel, brahte, kısa sürgün ve uzun sürgün terimleri sık sık geçecek. Evet, şimdi bu genel girişten sonra ağaç cins ve türlerine başlayalım. Birincisi sikaslar, bu sago palmiyeleri de geçiyor. Bunlar palmiye benzeri ağaçlardır ve çok yavaş büyürler. Çok yavaş büyür. Gördüğünüz gibi boyları son derece kısa ve bunlardan dişi ve erkek olanlar farklıdır. Şu üstteki ağaç dişi, alttaki erkek kısım. Şu erkek ağaç, bu erkek çiçek ve bu da çok sayıda çiçek. Bu da tabii çok sayıda erkek çiçek var. Yani çiçek kurulları bunlar. Şu sağdaki detaydan şunun daha yakından çekilmiş hali. Bakın tohum açıkta gelişiyor. Tohum açıkta gelişiyor ve bu tohum, bu karpel, tohum taşıyan değişim uğramış yaprak ve karpelden şu gerçek yaprağın gördüğünüz gibi üzerinde ki bunların oldukça uzun bir ana ekseni vardı. Ondan yan yapraklar çıkmıştır. Bileşik yaprak şeklinde. Ve bu yapraklara benzer çıkıntılar var gördüğünüz gibi. Değişim uğramış, son derece ipeksi, yumuşak, tüylü ama uçları çok sert, dikenlidir. Çok serttir ve şuralara elinizi sokup buradan bu tohumları alamazsınız. Oldukça serttir. Dolayısıyla bu şekilde bitki tohumlarını koruyor. Ama bu tohumlar tamamen açıkta gelişiyor gördüğünüz gibi. Bunlar sikas ve ginospermler içerisinde hiçbirine benzemezler. Bunlar doğrudan angiospermlere benzetebilirsiniz. Niye ginospermler içerisinde? Çocukla bir şey konuşuyordum. Şimdi ikincisi mabet ağaçları. Mabet ağaçları Ginkgo biloba. Bunların ana vatanı Çin ve son derece dekoratif olduğu için bütün dünyada, yani ılıman kuşakta, hemen hemen ılıman kuşaktaki bütün ülkelerde park ve bahçe ağacı olarak kullanılıyor. Sonbaharda mükemmel altın sarısı renk alıyor ve gördüğünüz gibi buradan
altın sarısı renk almış örneklerini görebiliyorsunuz. Sol tarafta ise bunların yapraklarını, çiçeklerini ve tohumlarını görüyoruz. Sol üstteki fotoğrafta yapraklarını görüyorsunuz. Bunların yaprakları yelpaze şeklinde genişlemiş. Gördüğünüz gibi genişlemiş. Fil kulağı şeklinde diyoruz. Yani fil kulağı yapraklı diyoruz. Hemen bunlar da erkek çiçek kurulları. Yine sürgün üzerinde erkek çiçek kurulları. Bunlarda kısa sürgünler vardır. Uzun sürgün şu ortadaki ana sürgündür. Uzun sürgün üzerinde gördüğünüz gibi kısa sürgünler vardır. Ve bu kısa sürgün buradaki boğumları seyirse bir boğum burada, bir boğum burada var. En az 2 yaşında. Muhtemelen bir de şu en uçtaki yaprak taşıyan kısım var. 3 yaşında bir sürgün bu. Dolayısıyla da oldukça az büyüme yapmış. Bu ağaçlarda hem kısa hem de uzun sürgünler var. Ve gördüğünüz gibi tohum taslakları. Bu dişi ağaç. Erkek ve dişi ağaçlar farklı. Ve bu döllenme sonrasında buradan gelen polenler buraya konuyor ve bunun gelişmesiyle beraber burada gördüğünüz gibi tohumlar oluşuyor. Bu meyve değil. Eriye çok benzer. Çekirdeği vardır. Ama bu sadece tohum taslağından gelişir. Ve bunun çevresinde şu kalper olmadığı için bilimsel olarak bu meyve değildir. Görüntü olarak meyve dersiniz ki çoğu zaman hep meyve deniyor. Meyve diye adlandırılıyor bunlar. Mesela bunlara meyve deniyor. Porsukların sunumun içerisinde göstereceğim. Porsuk meyvesi deniyor. O halk arasında meyve denebilir. Ama bilimsel olarak bunlar kesinlikle meyve değildir. Bunlar tohumdur. Ve bunların tohumları da inanılmaz derecede kötü kokar. Dolayısıyla bu da bu ağaçlar için önemli bir savunmadır. Dokunduğunuz zaman unutmazsınız. Yani elinize alıp dokunduğunuz zaman o kokuyu asla unutmazsınız. O kadar berbat kokuyor. Evet. Şimdi başka bir ağaç grubuna geçiyoruz. Araucaria'lar. Araucaria'ların dünya üzerinde 80'den fazla türü var ve tamamı Güney Yarımküre'de. Fakat yaklaşık 200 milyon yıl öncesinde Kuzey Yarımküre'nin en önemli ağaçlarıymış bunlar. Ve benim yaptığım bir çalışmada Erzurum oltu taşını oluşturan, oltu taşı bir fosil ağaç, oluşturan ağaçlar Araucaria'lar. Ve 65 milyon yaşında ve muhtemelen bunlar Kuzey Yarımküre'de son temsilcileriydi belki de o meteor çarpması öncesi belki de iklim değişiminden önce. Ve artık Güney Yarımküre'de bunlar. Ve Türkiye'de bunlardan iki tanesi yetiştiriliyor farklı bahçelerde. Bir tanesi Şili Araucaria'sı ya da maymun çıkmaz ağacı, diğeri de salın Araucaria'sı. İkisinin farkı şu, Şili Araucaria'sında, daha doğrusu ortak özelliği şu, her ikisinde de yapraklar onlarca sene ağaç üzerinde kalır. Fotoğrafta da görüyorsunuz, özellikle soldaki fotoğrafta dalların üzerinde fotoğraflar kalmış. Ve şurada gövde üzerinde yapraklar kalmış ve bu yapraklar son derece sert ve batıcı dikensi uçludur. Dolayısıyla bu da bu ağaçlar için oldukça önemli bir savunma mekanizmasıdır. Ve buna bu özelliğinden dolayı maymun çıkmaz ağacı deniyor. Hem Şili Araucaria'sı ya da maymun çıkmaz ağacı diyoruz. Bunlar da kozalaklı ağaçları grubuna giriyor. Sağdakinde ise salın Araucaria'sı. Bu salın Araucaria'sı ismi şuradan geliyor. Bu önce muhtemelen Kuzey'de İstanbul'a getirildi. Salon bitkisi İstanbul'da. Çünkü Kuzey'de hava şartları bunun için soğuk olduğu için ancak salon bitkisi Akdeniz'e indiğimiz zaman da bunlar artık dış mekanda yol ağacı, park ağacı ve çok da güzel gelişiyor. Akdeniz çevresinde bunlar çok güzel dış mekan bitkisi. Ama İstanbul ve Kuzey'de işte diğer illerden salonda yetişiyor. Bunların yaprakları çok daha yumuşak. Bütün gövde yapraklarla kaplı. Fakat yaprakları çok daha yumuşak, batıcı değil, daha kısa. Ve ikisini bu şekilde ayırt ediyoruz. Evet, şimdi gelelim çamlara. Çamlar dünya üzerindeki en önemli gimnospermler. Oldukça fazla sayıda türü var. 112 türle temsil ediliyor. Ve çok büyük ormanlar kuruyor. Ve genellikle Kuzey Yarımküre'de ormanları kuruyor. Ve bunlar üzerinde de hem uzun hem kısa sürgünleri var. Bu alttaki fotoğraf bir karaçam fotoğrafı. Ve bu sürgün üzerinde gördüğünüz bu tırnaksız çıkıntıların tamamı kısa sürgünlerdir. Ortadaki bu sürgün uzun sürgün, normal uzun sürgün ağacın ana yapısını oluşturuyor. Ama uzun sürgün üzerinde bulunan bu yaprağı taşıyan o çıkıntılar kısa sürgündür ve çamların hiçbirinde bu kısa sürgünlere boy büyümesi yapmaz.
Sadece yaprakları taşır. Sonra da yaprak döküldüğü zaman böyle tırnaklı bir çıkıntı kalır. Ki buradakilerden, burada bu boşluğun sebebi de çamlarda bir genel özelliktir. Çamlarda sürgün oluşmaya başlarken önce sürgün üzerinde çiçekler oluşur. Erkek çiçekler oluşur. Hemen yanında da dişi çiçekler oluşur. Ve böylece bu kısımda bol miktarda erkek çiçek vardır ve sonra erkek çiçek dökülür. Döküldüğü zaman yerinde boşluk kalır. Bu da çamlar için tipik bir özelliktir ve bütün çam türlerinde bu vardır. Erkek çiçekler burada oluşuyor. Şurada zaten görüyorsunuz oluşmuş ama henüz daha dökülmemiş. Bunlar döküldüğü zaman yerinde böyle boşluk kalıyor. Evet. Çamlarda kozalak 2-3 yılda oluşur ve bunlarda kozalaklar 2-3 yılda oluşur ve bırakta görülmez. Karpel vardır ve bu karpel gördüğünüz gibi bazılarında oldukça sert, bazılarında odunlaşmış, bazı türlerde odunlaşmıştır, bazılarında serttir. Ve en önemli özelliği, diğer gimnospermlerden ayrılan en önemli özelliği bunun, karpellerinin ucunda apofiz denen bir yapı var. Apofiz dediğimiz kısım kalkandır Türkçesi. Kalkan burası. Şu görmüş olduğunuz pulun şu siyah kısmı taban tarafı ama açık renkli şu bölgesine biz apofiz diyoruz. Tamam apofiz. Apofizin ortasında umbo yani göbek vardır. Şu kısım göbek. Göbek vardır. Ve göbeğin de ortasında bazı türlerde dikensi bir çıkıntı vardır. Bu dikensi çıkıntıya mukro diyoruz. Bu dikensi çıkıntı kızıl çamlarda yoktur mesela. Fıstık çamında göremeyiz ama bazılarında çok sert, çok büyük. Bazılarında mesela bu kozalakta da oldukça incedir. Şurada var mesela, bilmiyorum görebilecek misiniz? Şurada daha belirgin. Çok ince bir dikensi çıkıntı var burada. İşte böyle bir yapı görürseniz bu çam kozalağıdır. Ha, çamları biz iki gruba ayıracağız. Sert çamlar, yumuşak çamlar diye. Sert çamlarda burada bu umbo dediğimiz göbek kısmı bu apofisin tam ortasında. Yani bu kalkan şeklinde yapının ortasında. Hemen sağ taraftaki kozalakta ise bu yumuşak çam, bu soldaki sert çamdı. Yumuşak çamlarda ise bu göbek kısmı uca kaymıştır. Tam bu şu uç kısım, tam burada. Şurası şu görünen kısım, şurada görünen kısım apofiz yani kalkan ama ucundaki şu çıkıntı, şu çıkıntılar bunlar göbek kısımlarıdır. Dolayısıyla göbeğin uçta ya da ortada olması iki grupta belirleyici özellik. Bir diğer belirleyici özellik de şu, soldakinde yani göbeği ortada olan sert çamlarda sürgünler üzerindeki, kısa sürgündeki yaprak sayısı 2 ya da 3'tür. Bir türü hariç monofili bir tane ama diğerlerinde 2-3'tür. 2 ya da 3'tür. Sağdakinde ise bu umbo kısmı uçlu olanlarda ise yaprak sayısı 5'tir. Her zaman 5'tir. Yani şuradan bir yaprak koparmaya çalışırsanız koparttığınız zaman 5'i birden gelir. Yani 5 yaprak vardır orada. Ve 5'lidir. Kısa sürgündeki yaprak sayısı 5 tanedir. Evet şimdi türlere gelelim yavaş yavaş. Çevremizde kimisi doğal, kimisi farklı bahçelerden göreceğimiz çamlar bunlar. Bunlar 5, 6, 8 tane. 5 tanesi doğal. Karaçam, sarıçam, kızılçam, fıstıkçamı ve harepçamı doğal türlerimiz. Sahil çamı neredeyse doğallaşmaya başlamış. Çok yaygın ağaçlandırmalarda kullanılıyor. Fransa orijini Batak Deniz havzasına getirilmiş. 2 tane çam daha var ki ağlayan çam. Bunun orijini Himalayalar, Himalaya dağlarına getirilmiş. Oralarda yetişiyor. Beybu çamı da Orta Amerika'dan getirilmiş. Bu alttakiler 5 ibüeli yani bunlar da umlu uçta. Öncekilerde 2-3 ibüeli çamlar. Bunlarda da göbek kozalak bulunuyor. Yani apofizin ortasından. Evet. Bunların kozalakları. Evet. Kozalaklarına baktığımız zaman kızıl çam, kara çam, fıstık çamı, sahil çamı, sarı çam, beymi çamı, ağlayan çam. Şimdi farkları şöyle bir görmeye çalışın. Yani şöyle tam tek tek bir bakın. Mesela kozalak renklerine bakabilirsiniz. Kozalak renkleri fark ediyor değil mi? Bazılarında açık kahverengi, bazılarında mesela en baştakinden böyle kızıl, kestane kırmızı renginden kızıl çamlarda bu. Ve topaç gibi. Kızıl çam, kara çam,
fıstık çamı. Bu üçünden kozaraklar sapsız ve sürgüne oturmuştur tamamen. Sürgünden dik çıkar. Ve bu şeylerde kızılçamlardan bu apofisin ortasında yani şu göbek kısmı şu hemen hemen kül renginde, rengi çok farklı ve ince çizgi halinde, bakın ince çizgi halinde biz buna yan pervaz diyoruz. Bir çıkıntı vardır. Çizgilerde çıkıntı vardır ve bu çıkıntı ortaya geldiği zaman tamamen çukura döner. Yani burada çukurdur. Şu bölge çukurdur burası. Ve buradan rahatlıkla tanıyoruz. Bunlarda mukro yoktur. Yani dikensiz çıkıntı yoktur. Ama yaprağından tanıyamazsınız. Yaprağından kızılçam, karaçam ve fıstık çamını ayırt etmeniz çok zordur. Bunları ayırt etmek için mutlaka kozalak gerekiyor. Karaçama geldiğimiz zaman karaçamda kozalak rengi kahverengimsidir. Hemen hemen böyle saman sarısı renkte. Benzer renk sarıçamda da vardır. Sarıçam ve karaçamda kozalak renkleri çok benzer, yapılar çok benzer. Bazı farklar var. Yeri gelince söyleyeceğim. Bunlar da işte karaçamda kızılçamdan farklı olarak. Kızılçamdan renk kırmızıydı. Bunlar da kahverengiydi. Kızılçamda şu göbek kısmı çukur. Bunlara göbek kısmı çıkıntı yapmıştır. Bakın çıkıntı görüyor musunuz burada? Çıkıntı var. Burada bir çıkıntı var. Ve çıkıntının da ucunda mukro var. Yani diken var. Çıkıntının ortasında diken vardır. Burada bir diken vardır. Şurada. Bunlarda diken vardır. Ve bu şekilde ediliyor. Fıstık çamına geldiğimiz zaman kozalaklar çok büyük. 10-12 santim boyunda. Küresel yani büyük. Hemen hemen böyle küremsi bir yapısı vardır. Bazen böyle ucu hafif sivri ya da yuvarlaktır. Ve pulları odunlaşmıştır. Pulları çok genç şeklindedir. Odunlaşmış ve çok genç şeklindedir. Ve kozalak pul rengi dikkat ederseniz yine kestane rengindedir. Gördüğünüz gibi. Ve bir şey daha var. Bunlar da karaçamda, kızılçamda, sarıçamda ve sahilçamında yan pervazlar çizgi halindeyken bunlardan gördüğünüz gibi sadece yan pervaz değil. Bakın hem yan pervazlar var hem de aşağıya doğru uzanan çizgiler var. Bunlar da fıstık çamını tanırken kullandığımız özelliklerdir. Şimdi sahil çamına geldiğimiz zaman sahil çamında ise kozalak bir kere çok daha büyük, uzun, sert, son derece sert ve bunlardan gördüğünüz gibi umbo kısmı belirgin şekilde uzama çıkıntı yapmış ve onun ucu çok daha serttir. Sert batıcıdır umbonun. Hatta şurada bakın bazen de var. Dikensi bir çıkıntı vardır şurada. Çok sert dikenleri vardır. Şurada da var mesela. Çok sert dikenleri vardır. Şunlarda da dikenli var mesela. Ve bunlar bu kozalaklar oldukça büyüktür. Yan pervazları çok keskindir. Diğer hiçbirinde yoktur bu özellik. Yan pervazlar şunlar çok keskindir bunlardan. Bakın şuralar çıkıntı yapmış ve keskindir. Sarıçam'daysam kozalak en küçüktür. Kozalaklar burada 3-4 santimetre civarında, en büyüğü 7 santim civarında ve saplı olduğu için aşağı dönüktür. Sarıçam kozalakları aşağı dönüktür ve ışık alan tarafı çengel gibi geriye kıvrılmıştır. Burada göbek kısmı çengel gibi geriye kıvrılmıştır. İşte bu 5 tane çam sert çamdır ve özellikleri bunlar. 2 tane yumuşak çam var. Bunlar da umbo uçta. Umbo uçta olduğu için bu özellikler yok. Yan pervazı olan yok bunlarda. Bu ikisinin farkı da şu. Bu Veymut çamının kozalakları 10-15 santim boyunda. Bu da 15-25 santim boyunda. Oldukça büyük. Bu boldur içeri. Ağlayan çam ismi oradan geliyor. Hem yaprakları hem de yaprakları püskürü gibi aşağı sallanıyor. Hem de kozalakları çok boldur içeri. Zaten bu beyaz rengin sebebi kurumuş reçineler. Bunlar da şunlar da reçineler. Bu daha küçük kozalaklar. Dolayısıyla bu iki çam türü de bu şekilde ayrı ediliyor ve Türkiye'de bu çamları rahatlıkla görebilirsiniz. Bir de Halep çamı var. Halep çamı burada yok o zaman. O çok nadir görülen bir çam. Yani Türkiye'de iki yerde var sadece. Adana ve Aydın'da. İstanbul'da da zaman zaman dikilmiş ama fazla bireyi yok. Evet, ikinci cins bu Pinense familyasında, çamgillerin olduğu familyadaki diğer cinsimiz Ladinler. Ladinlerde de şöyle bir özellik var. Diğer gimnospermlerden rahatlıkla ayırt edebiliyoruz. Bunları aslında yapraksızken daha rahat tanıyoruz. Bunlarda yaprakların tabanında, ki bir kere bunlar kısa sürgün yok. Tamamen uzun sürgünlerden oluşuyor.
Badinler'de sürgünler sadece uzun sürgündür ama kısa sürgünlerin, pardon, uzun sürgünlerin üzerinde yaprakların tabanında bir çıkıntı vardır. Çamlardaki kısa sürgünlere benzeyen bir çıkıntı. Ama kısa sürgün değildir. O yaprak sapıdır. Ve yaprak sapları burada görüyorsunuz, şu kahverengi kısımlar. Yaprak sapı gibi olan bu yapılar yaprak dökülürken sürgün üzerinde kalıyor. Sürgün üzerinde kaldığı için de bu yapılar törpü gibi çıkıntı oluşturuyor. Buna çok benzeyen göknardan bu özelliğiyle kolaylıkla elde ediyoruz. Hatta hiç yaprak yok. Elinizde bir tane yapraksız bir sürgün var. Eğer o sürgün üzerinde böyle yapraklar düşmüş ve törpü gibi çıkıntılar varsa o %99 ihtimal ladindir. Ladinin herhangi bir türüdür. Dolayısıyla bu özelliği rahatlıkla tanıyabiliyoruz. Bunun bir diğer özelliği ladinlerin, bunların yaprakları dört köşelidir. Bu dört köşelilik özelliği bazı türlerde çok belirgin, bazılarında biraz daha az belirgin. Burada mesela aslında dört yüzü var yaprağın ama dört köşeli çok belirgin değil. Şurada mesela bu dört yüz olduğunu nasıl anlıyoruz? Her yüzde, ladinlerin de yaprakların her yüzünde beyaz stoma çizgileri vardır. Şurada çizgiyi görüyorsunuz. Bu bir yüz. Şu diğer yüzü ve iki tane arka tarafta var. Dolayısıyla ladinleri bu şekilde diğer cinslerden ayırt ediyoruz. Bunların kozalakları aşağıya dönüktür ve olgunlaştığı zaman dağılmaz ve kozalaklarında apofiz oluşumu yoktur. Yani o sert, o kalkan şeklinde yapının oluşumunu bunlarda görmüyoruz. Hemen türlere geçelim. Burada kozalakları, yaprakları görüyorsunuz. Şimdi bu türlerin farklarını burada görmeye çalışın. Üç tane tür var. Avrupa ladini, egzotik türümüz. Doğu ladini, bizim doğal türümüz. Doğu Karadeniz bölgesinde Ordu'nun, Mera Tırmağı'nın doğusuna itibaren yayılış yapan, Kafkasya'ya doğru yayılış olan ladin türü. Sağdaki de Amerika orijinli bir mavi ladin. Farklarına baktığımız zaman ne görüyoruz farklarına? Birincisi şu. Tabii en tipik fark kozalaklarında. Kozalaklar üçünleri aşağı dönüktür. Üçünde de kozalak dağılmaz ve o apofiz oluşumu yoktur. Kozalaklarında Avrupa ladininde pulların uçları tırtıklıdır. Yani pulların uçları böyle tam yuvarlak değildir. Bizim doğal türümüze baktığınız zaman pulların ucu yarım daire, yuvarlak şeklinde, yuvarlaktır. Bakın yarım daire şeklinde yuvarlak. Bu kozalağın boyu 10 ile 20 santim arasında değişiyor. Çoğunlukla 10-15 santimetre. Bunlarda ise boy 10 santimin altında, yani 3-9 santimetre çoğunlukla. Burada ise boy yine 10 santimetrenin hemen altı, 10 santimetre civarında, 8-10 santimetre civarında bunların da boyu. Ve bunlarda kozalak pulları zar gibi incedir. Yani mavi ladinde kozalak pulları zar gibi incedir. Hatta elinizde sıktığınız zaman böyle sünger gibi gider. Esner, yumuşar ve esner. Yani rahatlıkla sünger gibi sıkabilirsiniz bu kozalakları. Bu mavi ladin kozalaklarını. Kozalakları bu şekilde fark ediyor. Uçları tırtıklı ama zar gibi. Uçları yarım daire şeklinde küçük. Uçları tırtıklı. Diğer yaprak farklarına geldiğimiz zaman mavilerin zaten mavi olduğu için ayırt ediliyor kolaylıkla. Son sene yaprakları mavi. Dört köşeli çok belirgindir bunlarda. Bizim doğa türümüzde, doğu ladininde yaprak boyları 11 milimetre. En fazla 11 milimetre. Avrupa ladininde ise 1,5-2 santim boyunda. Çoğunlukla 1,5-2 santimetre boyunda. Dolayısıyla yaprakları uzun, kozalağı büyük. Yaprakları kısa, kozalakları küçük. Ve bunlarda da yapraklar yine mavi ladine benziyor. Ama rengi çok farklı. Buradan bu üç tane türü ayırt ediyoruz. Şunlar da bunlar diş çiçekleri. Bunlar diş çiçekler. Çok küçüktür aslında. Burada fotoğraf biraz büyütülmüş. İşte bu diş çiçekler döllenmiş. Bunlar döllenmeden önce dik duruyorlar. Döllendikten sonra aşağı dönüyorlar. Evet, ladin türleri bunlar. Sedirlere geldiğimiz zaman sedirler dünya üzerinde üç tane türle temsil ediliyor ve bunlardan bir tanesi doğal türümüz. Bunlarda kısa sürgün var ve kısa sürgünler üzerinde yapraklar çok sayıdadır. Çamlarda 2-3-5 yaprak vardı. Bunlarda ise yaprak sayısı 10'dan başlıyor 50'ye kadar gidiyor. Türlere göre değişiyor bu sayı. Ve bunlarda kısa sürgünler boy büyümesi yapar. Erkek çiçek kurulları, yani şurada görmüş olduğunuz şu yeşil yapı
erkekçe kurulları kısa sürgünlerin tepesinde bulunur. Sonbaharda oluşur. Erkek çiçekler diğer bütün hepsinde çiçeklenme ilkbahardayken bunlar da erkek çiçekler, dişi çiçekler sonbaharda oluşuyorlar. Ve bunlar da kozalak fıçı gibidir. Fıçı gibi. Oldukça büyük, türden türe değişiyor boyutları. Ve kozalaklar olgunlaştığı zaman dağılır. Dik durur, dağılır kozalakların. Ve bu kozalaklar 26 ayda olgunlaşır. İşte size 3 türünde kozalak ve yaprakları farklarını hemen söyleyeyim size. Toros sediri bizim doğal türümüz. Toros dağlarında yetişiyor ve bu Toros sediri şu an günümüzde aynı zamanda Tokat, Erbaa, Nisar civarında da var ve benim yaptığım bu fosil çalışmalarda Toros sediri Bolu civarında, Ankara Bolu civarında varmış ve erken miyosen döneminde oralarda ciddi önemli ormanlar kuruyormuş. Ve bugünkü sedir türlerine de oldukça benziyordu onun. Yani bu sedir birkaç içsel özelliği var. Bir geçiş formu oluşturuyor daha doğrusu odun anatomisi bakımından. İşte onların da o fosil sedirlerine günümüzdeki temsilcileri bunlar muhtemelen de Toros sediri. Şimdi Toros sedirinin özelliği şu. Toros sedirinde kısa sürgünün en uçta yer alan, bu kısa sürgünün en uç kısmında yer alan yaprak sayısı 10-15 civarında. Kozalakların boyu 7-10 santimetre boyunda. 7-10 santimetre boyunda. Atlas sedirinde kozalak boyları 5-7 santimetre boyunda. Daha küçük. Yaprakları çok daha kısa ve daha sık. Bunlarda 10-15 yaprak varken bunlarda sayılmış o şey yaprak sayısı 19-28. Yani kabaca 20-30 yaprak var bunlarda. Himalaya sedirinde ise kozalaklar 10-12 santim boyunda. Hepsinden daha büyük. Ve bunlarda yaprak sayısı çok değişken. 10'dan başlıyor 50'ye kadar çıkıyor ve aynı zamanda bir de bütün bu sedirlerde kısa sürgünlerin tabanından uzun sürgünün üzerinden bir yaprak daha çıkar. O yaprağın boyu 5 santim civarında. Diğer iki türde türe göre çok daha uzun, çok daha belirgindir. Ve o yaprağın boyu 5 santime kadar çıkıyor. Bu da önemli bir fark. Ha, şimdi farklarını ben belirgin gibi söyledim. Ama parklarda gördüğünüz zaman bu üç türü birbirinden ayırt etmek gerçekten çok zordur. Çoğu zaman ayırt edemezsiniz. Çoğu zaman da yanlış ayırt ediliyor bunlar. Burada en kolay ayırt edebildiğimiz sedir Himalaya sediridir. Bir de görsel bir fark daha var. O farkı da bilmiyorum. Yani sürekli baktığınız zaman ayırt edebilirsiniz. Toros sedirinde tepe sürgünü eğik durur, bayrak gibi eğik durur. Atlas sedirinde dik durur tepe sürgünleri. Himalaya sedirinde ise bütün o dallar ve yan dallar, sürgünler genellikle aşağı doğru hafif sarkıktır. Bu da bir görsel farklılık. Bunun için de tabii dikkatli bir şekilde bakmak gerekiyor. Şimdi göknarlara geldiğimiz zaman, göknarlar da dünya üzerinde 50 civarında türe temsil edilen, Türkiye'de 2 tane türü olan bir cins. Ladin'de söylediğim özelliklerin tam tersi bunda geçerli. Ladin'de neydi? Yapraklar dört köşeli ve her yüzde stoma bandı vardı. Göknar'da ise yapraklar yassı iki yüzlü ve alt yüzde iki tane belirgin stoma bandı vardır. Görüyorsunuz burada. Ladin'de sürgün üzerinde yapraklar koptuğu zaman töpe gibi çıkıntısı kalıyordu. Burada ise çukur iz kalıyor. Hatta yapraklara bakarsanız yaprakların tabanı hafif şişkindir Göknar'da ve bu şişkinlik yaprak düşerken beraber geliyor ve yerine bir çukur kalıyor. Yani çukur bir yapı kalıyor. İşte en önemli özelliği bu. Ladin'den farkı. Bir diğer fark, Ladin'de kozalaklar aşağı dönük ve dağılmıyordu. Bunlarda da kozalaklar dik durur ve dağılır. Yani sedirde olduğu gibi kozalaklar dik durur, dağılır. Şöyle bir kural var. Eğer kozalak dik duruyorsa dağılır. Çünkü o tohumların etrafa yayılması için tohumların aşağı düşmesi lazım ve pullardan ayrılması lazım. İşte aşağı dönükken ayrılabiliyor ama dik durduğu zaman ayrılması mümkün değil. O zaman ne oluyor? Pullar da dağılıyor. Pullar da beraber dökülüyorlar. Ve bunlarda yine kısa sürgün yok. Ladin'de olduğu gibi. İki tane türü var demiştim. Türkiye'de doğa yetişen. Karadeniz göknarı ve Toros göknarı. Sistematik biraz karışıktır. O detaya hiç girmeyeceğim. Vaktimiz yok zaten. İkisinin temel farkı var. O kadar bariz ki yaprağından bir kere ayırt edemezsiniz. Kesinlikle
yaprağına bakarak şu gökten oturur, bu gökten oturur demeyin. Mümkün değil. Tek fark bunların kozalağı. Dikkat ederseniz, tanıma kısmında söylemiştim. Kartel ve Brahte. Sağdakinde Toros göklarında kozalar sadece dışarıdan görülen karpellerden oluşuyor. Ve bunlarda Brahte az geliştiği için pulun tabanında kalmış. Ancak pul ayrıldığı zaman, düştüğü zaman onun sırtında Brahte'yi görebiliyoruz. Ama Karadeniz göklarında kozalağın kendisi gelişirken, yani karpeller uzarken, tohumla beraber büyürken Brahte de uzuyor ve Brahte dışarıya doğru yılan dili gibi uzuyor gördüğünüz gibi. Ve dışarıya doğru çıkmış ve çıkıntı yapmış. Ve görüyor musunuz, kozalak pulları helezonik şekilde diziliyor. Onu Brahte'lerden rahatlıkla anlayabiliyoruz. Dolayısıyla Brahte ve karpelin ikisini beraber görebiliyoruz. Bu fark çok önemli. Yani bu iki göknar türünü ayırt ederken elinizde mutlaka kozalak olması gerekiyor. Ya da pul olması gerekiyor. Eğer pul böyle uzamış ve kıvrık vaziyetteyse o zaman diyorsunuz ki bu Karadeniz göknarı. Pullar kalpenin tabanında çok küçük bir çıkıntı halinde bulunuyorsa o zaman diyorsunuz ki bunlar da Toros göknarı kozalak diyorsunuz. Acaba elinizde bir tane pul var. O pul Toros göknarı mı? Karadeniz göknarı mı? Yoksa bir sedir mi? Onu nasıl anlayacağız? Onu şöyle anlıyoruz. Göknar kozalaklarındaki pulların dış kısmında herhangi bir tüy yoktur. Ama sedirlerde kozalak pulunun dış tarafında, kalplerin dışında ipeksi yumuşak tüyler vardır. O tüye dokunduğunuz zaman yumuşaktır. Çok rahat gözlemde parmak hissedebilirsiniz. Gözleri çok rahat görebilirsiniz. Oradan rahatlıkla tek bir puldan onun sedir olduğunu söyleyebilirsiniz. Ama türünü söyleyemezsiniz. O tür çok zor. Evet, Douglas göknarı var. Douglas göknarı da doğal türümüz değil. Bu da göknar ve ladin arasında bir şey. Yaprakları yaz 200'lü göknara benziyor. Ve görüyorsunuz yaprakları göknar yaprağına çok benziyor. O kırmızı çıkıntılar da bunlar diş çiçekleri. Şunlar diş çiçekleri. Bunlar erkek çiçek kuruları. Ve bu diş çiçeklerde gördüğünüz gibi hem Brahte hem de karpel beraber gelişiyorlar. Ve bu tozlaşmadan sonra bu erkek çiçekler dökülüyor ve bu diş çiçekler tozlaşmadan sonra gördüğünüz gibi böyle kozalağa değişiyorlar. Ve bunlarda da göknarda olduğu gibi, bakın bizim Karadeniz göklerinde olduğu gibi pullar, pardon, Brahte'ler dışarıya doğru uzamıştır. Hem Brahte hem de karpel gelişmiştir. Ve kozalak dağılmaz. Dikkat edin, şu kozalağın brahtesiz olduğunu bir düşünün. Brahtesiz yapısı neye benziyor bunun? Ladi kozalağına benziyor. Kozalakları kısmen ladine benzer. Ki bu brahtenin varlığı gökleri andırıyor. Ama yapraklar yaz 200 olduğu için de bunlar yaprakları gökler yaprağına benziyor. Bunları tanırken de mutlaka yine kozalak olması lazım. Ama bunların bir özelliği daha var. Bu da çok göremiyoruz fotoğrafta ama bunlar da şu tepe tomurcuğu ile hemen yanında bulunan bir tomurcuk olur çoğu zaman. Şurada bak, şurada var yan tomurcuk. Bu yan tomurcuk Pinaceae familyası içerisindeki en büyük yan tomurcuktur. Yani en büyük yan tomurcuk bu cinse aittir, bu türe aittir. Oradan tanıyabiliyorsunuz ama o da bir detay. Kozalar gördüğünüz gibi bu şekilde. Evet, bu tusuga, bu da park bahçelerde var. Bunlarda da bu kozalak boyu aşağı yukarı 1,5 santim civarında. Çok küçüktür bu kozalaklar. Yaprakları göknara benzer. Yaz 200'dü. Ve kozalakları çok küçüktür. Ladine benzer. Bakın şu kozalak aşağı dönük. Tipik bir ladin kozalağı ama onun minyatür hali. Yapraklar yaz 200'dü. Alt üzerinde son bandı vardı. Tipik bir göknar yaprağı. Göknar ve ladin arası bir cinstir bu da. Ama göknardan farkı şu. Göknarda olmayan özellik. Şu sürgünün sırt kısmına bakın, sırt kısmına. Sırt kısmında çok kısalmış ve ters dönmüş. Yani burada o ters, şurada daha belirgin. Beyazımsıdır. 68 sonundan dolayı beyaz görünüyor. Sırt kısımlarından çok kısa, yandaki yapraklardan çok daha kısa ve ters dönmüş bir sıra yaprak vardır. Bütün sürgünlerin üzerinde vardır bu. Bu özelliği gördüğünüz zaman dersiniz ki bu göknar değil. Bu tusuk erdir. Tusuk erdir. Tusuk erdir. Evet.
Geliyoruz artık Cupressaceae familyasına, ikinci bir familyaya. Bu da servileri, ardıçları ve sequoia gibi ağaçları barındıran familya. Bunlar mamut, büyük ağaçlar bunlar, gördüğünüz gibi. Dünyanın en büyük ağaçları neredeyse bu familyaya giriyor. Evet, birincisi sequoia'lar. Sequoia'lar Kuzey Amerika'da, Kaliforniya'da varmış ama bunların ataları Türkiye'de Oligosen'den başlıyor. Bütün Anadolu'da Oligosen, Erken Miyosen, Orta Miyosen, Geç Miyosen, Pliyosen. Pliyosen örneklerini Çankırı civarında buldum. Orta Miyosen örneklerini yine Çankırı'nın orta ilçesi civarında. Küresel örnekleri Kuzey Anadolu fay hattının biraz daha kuzeyinde kalan Çerkez civarındaki bir alanda bulmuştum. Orta Miyosen dediğim gibi Çankırı civarında, erken orta geçişleri Ankara civarında, Oligosen örnekleri Trakya'da var. Dolayısıyla bu çok uzun bir tarihi var Türkiye'de. Bunun atalarının ve onun da Latince adı Taxodia cupressaceum diye geçiyor artık. Bu sequoia grubunun ortak adı son sistematiğe göre. Bazen sequoia cupressaceum deniyor ama daha yaygın kullanımı Taxodia cupressaceum deniyor bunlara. Ve daha genç örnekleri bunların 2 milyon yıl öncesinde örnekler Ukrayna'da bulundu. Daha da genç örnekleri bunların daha kuzeyde İrlanda civarında ve dolayısıyla bu ağaçların Miyosen'den Pliyosen'e ve işte Holosen'e doğru kuzeye doğru çekildiği, kuzeyden Sibirya üzerinden Amerika'ya geçtiği ve orada yaşam alanı bulduğu, burada çekildiği ve oralarda ancak kaldığı daha doğrusu. Ve çekilmenin de işte güneyden kuzeye doğru olduğuna ilişkin bulgular var işte bunların. Bunların da günümüzde park ve bahçelerde çok güzel örnekleri var. Mükemmel gelişiyor bizim fakülte bahçesinde. Çok güzel ağaçları var. Hem hızlı bir yolda hem de oldukça uzun boylu ağaçlar. Bunu nasıl tanıyacağız? Yaprakları yazsa iki yüzlü, alt üzerine snowbandı var. Ve kısa sürgün yok. Göknar. Ama sürgünleri yeşil. Göknarda kahverengiydi. Bu sürgünler niye yeşil? Çünkü yaprakları sürgüne yapışıktır tabanda. Yapışık olduğu için de sürgünleri yeşil ve bir de sürgüne baktığınız zaman bunlarda iki tip yaprak olduğunu görüyoruz. Tabanda ve uçta pula dönüşmüş çok kısa yapraklar vardır. Bir de kozalağın tabanında vardır o pul yapraklar. Şuralarda. Şurada var bak bir pul yaprak. Ve şu kuruyana da pul yaprak. Ve yaprak boyları sürgünün tabanında ve ucunda kısa, orta uzun olduğu için balık kılçığı gibidir bunlarda. Gördüğünüz gibi balık kılçığını andıran bir yapısı vardır. Ve kozalakları Pinaceae familyasından tamamen farklı olarak kapanma şekillerine dikkat ederseniz bambaşkadır. Pinaceae familyasında kozalak pulları birbirinin üzerine kapanır. Yani bir pul diğerini kapatır. Bunlarda ise pullar yan yana kapanır. Yani şuna bakalım. Bakın pullar biri diğerinin üzerine kapanıyor. Helezonlu bir şekilde biri diğerinin üzerine kapanıyor. Ama bunlarda ise pullar yan yana kapanır. Ve kalkan gibi çıkıntı burada var. Pulun sırtıdır bu zaten. Ve yan yana kapanır pullar. Sequoia dendron yani mamut ağacında da yapı tamamen aynı kozalak yapısı. Sadece boyu farklı. Bunlar da boy. Sequoia'larda 1-1,5 santimetre iken en fazla 2 santimetre. Bu evet 2 santimetre civarında. Bunlarda ise 5-8 santimetre. Yani şu kozalağın boyu yaklaşık 5-8 santimetre yan yana kapanmış pullar ve içerisinde çok sayıda tohum çıkıyor. Pinaceae familyasında bütün pulların içerisinde 2 tohum varken bunlarda tohum sayısı oldukça fazla. Ama bunların yaprağı farklı. Yaprakları çok kısa, yaklaşık 5-6 milimetre şurası. Tabii geriye doğru daha da uzun bu yaprak ama görünen dışarı doğru uzanan kısım 5-6 milimetre ve üç köşeli. Yapraklar üç köşeli bunlarda ve üç düzlem üzerine çıkmıştır. Şu bir düzlem, ikinci düzlem ve üçüncü düzlem. Üç düzlem üzerine çıkmıştır bunlarda yapraklar. Ve hatta biz diye bir kelime var. Biz dediğimiz kelime şu. Biz bir iğne. Üç köşeli bir iğne. Bunu ayakkabıcılar kullanıyormuş. Ayakkabı imalatçıları eskiden ve ayakkabı tamircileri. Üç köşeli bir iğne kullanıyorlarmış. O deriyi delmek için, ipi geçirmek için. Ve ona benzediği için bunlar da tanım kitaplarını okurken yaprakları biz gibi üç köşeli diye geçer. Ve yine büyük boylu ağaçlar gördüğünüz gibi.
dev boylar, güzel ağaçlar. Buna çok benzeyen Japon kadife çamı var. Bunun da kökeni Japonya, Cryptomeria japonica bu. Ve yaprakları yine biz gibi üç köşeli ama daha uzun. Burada yaprakların boyu 5-6 milimetreyken burada 1-1,5 santimetre boyunda bu yapraklar ve 5 düzlem üzerine dizilmiştir. 5 düzlem. Birinci düzlem, ikinci düzlem, 3, 4, 5, 4 ve arkada var 5. 5 düzlem üzerine dizilmiş yaprakları ve bunlarda bir diğer özellikle kozalakları. Kozalakların pullarının dışında bırakta kısmen kaynaşmış ve parçalı bir yapı vardır. Bunlarda olmayan, bakın bunlarda hatta şuralar çizgilerde büzülmüştür, büzük. Şurası büzüşmüş görüyorsunuz. Yatay yönde çizgi halinde bir çukurluk vardır. Bunda büzüşmüş bir yapı vardır. Bunlarda ise çok böyle yani parçalı bir yapı vardır. Bu batıcıdır bu yapı. Ve kozara pullar yine yan yana kapanıyor ama pulların sırtında böyle çıkıntılı geriye kıvrık ve parçalı bir yapı vardır. Buradan rahatlıkla bunları tanıyabiliyoruz. Evet, bu familyada yine başka bir cins, Taksodium batatlık servisi. Bu da Türkiye'de çok yaygınmış yine Miyosen döneminde. Özellikle erken orta geç Miyosen'de 3 tane cins var. Sequoia grubu ağaçlar, bu şekilde Taksodium grubu ağaçlar, bir de bugün günümüzde sadece bir tür olan, bu sunumda yok, Cryptostrobus var. Yani o da bataklık servisi, Çin'de yetişiyor sadece. Bu üçünün çok sayıda değişik türleri varmış ve Türkiye'de de bunların farklı türlerini tespit ettik. Ve bunlar bütün o lignitlerin ana maddesi, lignit oluşturan organik yapının ana maddesi bu ağaçlar ama tabii üçü birlikte var. Mesela birlikte bulunabiliyor. Kütahya civarında, Ankara civarında, Trakya'da bunların hepsini görebiliyoruz. Bunları nasıl tanıyacağız? Bunlardan yapraklar, şu arboretum fotoğraf, yapraklar gördüğünüz gibi şu sürgün üzerinde aslında şu yaprak, bunlar dökülüyor, kışın dökülüyor ve sürgünle beraber dökülüyor. Şu sürgünle beraber dökülüyor. Kozalaklar, bunlar da aynen diğerleri gibi yan kenarda kapanıyor, fotoğrafı gibi ama dökülüyor, dağılıyor. Kozalak olgunlaştığı zaman dağılıyor. Yani bu cinste, bu türde hem yaprak hem de kozalaklar sonbaharda dökülüyorlar. Kozalaklar dağlara dökülüyor. Bakın dağılmış bu. Dağılıyor olgunlaştığı zaman. Yapraklara dökülürken tümüyle sürgünle beraber dökülüyor. Ve bu şekilde bunları diğerlerine ait ediyoruz. Bunlar baltalık mı, tombuk mu? Efendim? Baltalık mı, tombuk mu hocam? Taksodyum. Bataklık. Baltalık ağaç mı yani? Yakacak ağaçlar sınıfına mı giriyor yoksa tombuk, kereste mi bunlar? Ağaçlar. Devasa boy, bunlar büyük ağaçlar. Bunlar 80-90 metre boy yapabilen, hatta bunların çapları en büyük olan bir tanesi yanlış hatırlamıyorsam, pardon Meksika servisiydi yanlış oldu. Bunlarda çaplar 5-6 metreye kadar çıkabiliyor. Çok büyük ağaçlar bunlar. Ve bunlardan iki tür var. Bir tanesi Mississippi bataklıklarında yetişiyor. Zaten bu tür bu. Taksodium disticum. Diğeri de Taksodium muclonatum, o da Çin'de yetişiyor. Dünya üzerinde iki tane türü kalmış. Ama geçmişte bunların çok sayıda türü var. Yani Miyosen döneminde büyük boylu ağaçlardır. Ve bunların aslında burada yok tabii gösteremiyorum. O kadar güzel bir özelliği var ki bunlar hava kökü oluşturuyor. Mesela arboretumda şu fotoğraf, soldaki fotoğrafın olduğu yerde o ağaçların tabanında hemen gölün kenarında çıkıntı yapmış, yukarı doğru topraktan yukarı doğru çıkmış odunsu yapılar var, hava kökleri. Aynı zamanda o gölün üzerine doğru çıkmış çok sayıda dal var. Sanki üzerine dal dökülmüş gibi görünüyor ama onlar dökülen dallar değil. Onlar aşağıdan yukarı doğru uzanan köklerdir. Havamın için nefes kökleridir onlar. Bunlarda böyle bir özellik var. Adaptasyon var. Bataklık koşullarına uyum sağlamış çok tipik ağaçlardır bunlar. Evet, geliyoruz porsuklara. Bu da başka bir familyanın ağacı. Bu porsuklar. Porsuklar Türkiye'de bir türü temsil ediliyor. Taxus baccata ve son derece zehirli bir ağaçtır bu. Ve Türkiye ormanlarında seyrektir ama çok çok büyük ağaçları vardır. Hatta tartışmalı olan şeyler de var. Bunlar da her dem yeşil ve bunlar kozalak oluşturmaz. Porsukların yaprakları
Yas 200'lü kısa sürgün yok ve alt yüzünde stoma bantları beyaz değildir. Açık yeşildir. Bu özelliğiyle gökten olan ayırt edilir. Kozalak oluşturmadığı için diğer tür cinslerden ayırt edilir. Ve bunlardan ekranda gördüğünüz gibi o kırmızı arillus vardır. Doğum taşıyan yapı. Ve o arillusun ortasında bakın şurada görünüyor. Olgunlaştırma siyah renkli olan bir tohum var şurada. Bir tohum burada var şunun içerisinde. Şimdi bu kısım yeniyor. Bu kırmızı olan yeniyor. Ama bu kırmızıyı içindeki tohumla beraber yerseniz ondan sonra işte yani birkaç tane yerseniz öbür tarafa yolculuk başlamış olur. Çünkü çok tehlikeli gerçekten. Çok zehirli. Bunların o kırmızı kısım yumuşak, etli, lezzetli ama tohumu zehirli. Kesinlikle tohumu ve yapraklarını yenmemesi lazım. Odunu zehirli, taksin diye bir madde var zehirli. Dolayısıyla çok tehlikeli bir ağaç. Bu 2011'de galiba İstanbul Park'ta bu yeniyor ve sonra ölüyor. O kişi ondan sonra uzun bir mahkeme süreci ve şu an parklarda bu ağaçların dibinde tabela var. Bu ağacın bu ağaç zehirlidir ve dokunmayın diye tabela var. Şimdi bunlar Türkiye'de orman oluşturmuyor. İngiltere'de daha yaygın ama Türkiye'de Karadeniz bölgesinde Maraş civarında çok büyük ağaçları var. Bu iki tane ağaç, bu gördüğünüz iki ağaç Zonguldak, Araplı Gümeli beldesinin üst tarafında, Gümeli'nin üst tarafındaki Gümeli yaylasında. Şimdi size bir soru. Soldaki ağaç 250 santim çapında. Ağacın 1.30'daki çapı 250 santimetre. Sağdaki ağacın çapı 255 santimetre. Soldaki ağacın bakarsanız bir gövde böyle geliyor. İkinci gövde böyle geliyor. Bir gövde burada, bir tane burada, dört tane gövdesi var. Yani şu bu gövde böyle gelmiş, şurada bir yerde kırılmış. Fazla gelişmemiş, küçük. Yani burada dört tane ağaç var. Bir, iki, üç, dört. Bilmiyorum o farkı görebiliyor musunuz, o ayrımı? Birinci ağaç, ikinci ağaç, üçüncü ağaç ve dördüncü ağaç. Bunlar birleşmişler ve niye birleşmişler? Çap büyüdükçe iyice yapışmışlar. Tek ağaçmış gibi görünüyor. Sağdaki ise tek ağaç. 255 santimetre çapında tek ağaç. Sizce hangisi daha yaşlıdır bunların? Bilmiyorum. Yani mikrofon açık olan varsa söyleyebilir. Soldaki mi daha yaşlıdır? Sağdaki mi daha yaşlıdır? Fikri olan var mı? Ya da mikrofon açık oldu. Değil mi? Normal olarak sağdaki daha yaşlıdır. Bana göre de sağdaki daha yaşlı. Ama Zonguldak Çevre ve Şehircilik neydi, o müdürlük var ya, o müdürlüğü Doğa Koruma Milli Parkları, pardon. Doğa Koruma ve Milli Parkları Müdürlüğü'ne göre ve Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Ercan Oktan Hoca'ya göre soldaki 4112 yaşına, şimdi 4117 oldu galiba yaşım. Sağdaki de bizim ormancılara göre 1000 yaşına. Soldakinin tabelasında 4112 yazıyor. Sağdakinin tabelasında 1000 yazıyor. Arkadaşlar bu son derece büyük bir aldatmaca. Şu koronavirüs meselesi olmasaydı bu sene bir çalışma olacaktı. Bu soldaki ağaç tabii ki çok büyük, çok değerli bir ağaç. Sağdaki ve soldaki yana gittiğiniz zaman zaten sağdaki ne kadar daha böyle yaşlı olduğunu zaten çok net görebiliyorsunuz. Kabuklarının değişimi bile yaşlı olduğunu gösteriyor. Soldaki ağaç 4000 falan değil, 1000 yaşın da altında. 4 tane ağaç var çünkü orada. O ağaç olsa olsa 700, 800, belki 600 ama matematiksel olarak tamamını ele alırsanız o ağacın yaşı 1600, 1700 falan çıkıyor. Ama o kadar da yok ağaç, 1000 yaşın da altında. Ama maalesef böyle bir yalan bilgi ortada dolaşıyor. Bir video dolaşıyor. Bilginiz olsun. Ve biz bunda çalıştık. İki tane de makale yazdık bununla ilgili. Eğer benim siteme girerseniz, nonhakemin.net sitesine girerseniz orada zaten makaleleri görürsünüz. Orman Av Dergisi var. Türkiye Ormancılar Derneği'nin. Oradaki dergilerde de var zaten makaleler. Dolayısıyla korsuyla ilgili böyle yanlışlıklar var. Gelelim ardışlara. Ardışlar Türkiye'de çok yaygın bulunan ağaçlardan bir tanesi. Son derece önemli ve maalesef çok büyük tahribatlar görmüş. Büyük boylu ardışlar sadece dağlık yüksek kesimlerde görüyoruz. Diğer bozuk orman halindeki ardışlar çok yaygın olarak çoğu yerde görebiliyoruz. Özellikle Orta Anadolu ve çevresinde.
Bunlar erdemişli ağaçlardır ve bunlardaki kozalaklar etlenmiştir. Kozalaklar etli ve kozalaklar olgunlaştığı zaman ayrılırlar ve içerisinden çok sayıda, yani bir, iki ya da daha fazla sayıda tohum çıkıyor bunların. Ve bunların yaprakları iki şekildedir. Ya puldur, ya pul dediğimiz boyları birkaç milimetreye geçmeyen yapraklardır. Ya da bu soldaki fotoğraf, pardon, soldaki fotoğraftaki yapraklar, aslında burada görmüş olduğunuz şu yapı, bu sürgündür. Bu sürgün üzerindeki nokta nokta çıkıntılar var. Bu nokta nokta yapılan her birisi bir yapraktır. O yüzden bunlara pul yaprak diyoruz. Çok kısa ve minik yapraklardır. Pul yaprak diyoruz. Sağdakinde ise yaprakların iğne şeklindedir. İğne yapraktır bunlar. İki tip yaprak vardır. Ve bunlarda özellikle iğne yapraklarda stoma bantları, diğer şu ana kadar olan bütün cinslerde, türlerde stoma bantları yaprağın alt yüzündeyken bunlar da üst yüzündedir. Dikkat ederseniz yaprağı üstten bakıyoruz ve iki tane beyaz çizgi yaprağın üst tarafında görülüyor gördüğünüz gibi. Bunlar stoma çizgileri. Evet, şimdi biz bu ardıç cinsinin iki gruba ya da iki seksiyona ayırıyoruz. Bunların farkı şu. Sabine seksiyonu ve oksiyedur seksiyonu. Sabine seksiyonunda kozalakların pul sayısı 6, 4-6'dır. Bakın burada 4 tanesini görüyoruz. 1, 2, 3, 4. Ve bu pulların birleşme yeri işaret çizgilerini görürsün. Sanki bir futbol topu gibidir. Yani küçük bir top şeklindedir. Ve hatta Honda şartıremezler. Biz bunlara Honda diyoruz. H harfini görüyorsunuz burada. Böyle kozalar altında karşıdan bakarsanız pulların kaynaşma yeri H harfi şeklindedir. Yani Honda işareti şeklindedir. Diğeri ise oksidatif seksiyonunda ise Mercedes işareti vardır. Üç tanedir pul. Üç pul olduğu için bunların birleşme yerindeki işaret, çizgi daha doğrusu Mercedes işareti şeklindedir. Sabine seksiyonunda olgun yapraklar pul yapraktır. Genç daha yeni oluşurken bazı yapraklar iğne oluyor ama genel olarak ağaçtaki yapraklar pul yaprak. Oksidatif seksiyonunda ise yapraklar iğne yapraktır. Böyle iki tane temel fark var. Şimdi iğne yaprak olanlar katran ardıcı, büyük kozalaklı ardıç ve yaygın ardıç dediğimiz ardıç. Şimdi bunlar içerisinde bu bakarsanız bunu ayırt etmek gerçekten güçtür. Yani ardıçları tanımak zor. Bir kere bunu kabul etmek lazım. Çanlar gibi çok kolay ayırt edilmiyor. Şimdi yaygın ardıç, Juniperus communis, diğerlerini nasıl ayırt edeceğiz? Bunlarda yapraklarının üst yüzündeki stoma bandı bir tanedir. Geniş ve yaygın. Gördüğünüz gibi bir tane beyaz bir şerit vardır. Geniş bir şerit vardır uçta. Üst yüzünde görüyorsunuz. Bir tane vardır. Diğer ikisinde ise iki çizgi halindedir. Bakın iki çizgi vardır. Bunda da iki çizgi vardır. O beyaz stomatlar iki tanedir. Burada bir tanedir ve geniştir. Dolayısıyla yaygın ardıcı burada elde ediyoruz. Bu ikisini nasıl elde edeceğiz? Bu ikisi aslında bir zamanlar aynı türün iki alt türü ya da bazen elde ediliyor. Büyük kozalaklı ardıcın kozalar büyük. Yaklaşık 1-3 santim civarında, bu da 1 santimin altında. 0.5 ile 1 santim arasında bunun çapı da 1 santimin üzerinde. Ve buradan elde ediyoruz ki bu Juniperus macrocarpa, bu sadece İzmir Karaburun Yarımadası var. Karaburun'dan Mordoğan, Karaburun o civardaki bazı koylarda var. Başka bir yerde yok bu. Çok bir de Aydın civarında var sadece. Yani çok az sayıda yayılışı var. Çok daha az bir alan kaplıyor. Ama katran ardıcı Juniperus oxyedrus dünyanın en geniş yayılışlı ağaçlarından bir tanesi. Bütün Asya, Avrupa, Anadolu'da çok geniş bir yayılış alanı vardır. Evet. Ambrız. Bu Akdeniz bölgesinin Toros Dağları'nın bir ağacı. Bu da dikenli olan gruba giriyor. Yapraklara dikkat ederseniz yaprakları büyük kozalaklı ardıç ile katran ardıcıya benziyor ama kozalağa çok farklı bunun. Kozalakları çok büyüktür. Hepsinde büyüktür. Yani büyük kozalaklı ardıçtan da büyüktür ve üzerinde mavimsi, mavi dumanlı bir örtüşey vardır. Bir maddeyle kaplıdır. O maddeyi böyle elinizle kazırsanız altı biraz daha böyle kahverengi çıkıyor ve bu kozalağı kırarken içerisinde odunsu yapıldığını görürsünüz. Ve o H harfi çok bariz şekilde görülüyor burada dikkat ederseniz.
Bu da andız. Çok bariz şekilde, çok rahat ayırt edersiniz. Baktığınız zaman hemen koz alanından çok net ayırt edebiliyorsunuz. Toros dağlarında yetişen bir ağaç türü bu. Evet, şimdi yaprakları pul olan, pul şeklinde olanlara geçiyoruz. Bunlarda da bu andız başka bir seksiyon. Yani bu ne Sabine seksiyonu ne Oxalis seksiyonu. Onun seksiyonu neydi o seksiyon? Durupasya. Tabii Durupasya seksiyonu. O başka bir seksiyon. O yüzden bunun yapısı biraz daha farklı. Evet. Kokulu ardıç ve boylu ardıç. Toros dağlarında en fazla bulunan iki ardıç türü. Aynı zamanda Bolu, Ankara, Kastamonu, Çankırı yani Karadeniz ardı bölge boyunca da çok geniş yerleşi olan ardıç türleri. Bunlar içerisinde özellikle boylu ardıç çok daha yaygın. Bunların ikisinde de dikkat ederseniz yapraklar pul. Pul yaprak halinde. Ve bunları yine yaprağından şöyle elde ediyoruz. Yapraklar çok küçük zaten. Yaprağından elde edemiyoruz da sürgünden elde ediyoruz. Kokulu ardıçla sürgünler koyu yeşil ve sürgün çapları 1 milimetre daha büyük. Yaklaşık böyle 1,5-2 milimetre civarında çapı. Bunda ise boylu ardıçla ise sürgünlerin çapları 1 milimetrenin daha altında. Yani 1 milimetreye yakın daha ince. Ama temel fark şu. Hocam zaman, ikisinde de Latincesi Juniperus excelsa yazıyor ikisi de. Aa, yanlış yazmışım onu. Pardon. Pardon. Juniperus hemen düzeltiyorum. Kusura bakmayın. Fatidissima. De böyle olması lazım. Evet şimdi evet. Evet. Teşekkür ederim bu dikkatli gözlem için. Kokulu ardıç, fotidissima, fuatit koku anlamına geliyor zaten. Kokulu anlamına geliyor. Boylu ardıçlar, excelsa, juniperus excelsa. Şimdi bunların temel farkı şu. Bazen bakıyorsunuz ikisi de koyu yeşil. Ki boylu ardıçlar bazen masmavi de olabiliyor ama yeşil de var, mavi de var. Renk değişiyor. En temel ayrım şu. Kozalakları tam olgunlaşmamışsa boylu ardıçlar yeşilimsidir. Kokulu ardıçlar böyle mavidir, mavi dumandır. Hadi renkten ayırt edemediniz. Kozalağı ayırıyorsunuz. Parçalar açıyorsunuz. Açtığınız zaman içinden bir ya da iki tane tohum geliyorsa Juniperus fotidissima'dır. Tereddütsüz. Bir tane büyük ya da iki, bir ya da iki tohum varsa fotidissima. 4-10 arasında değişen sayıda tohum varsa excelsa. Çok net olarak. Ama şu fotoğrafı çok göremezsiniz. Çok nadir görülen bir durum. Ya bazen görülüyor da tohumlar o kadar çok sayıda ki dışarıya doğru çıkıntı yapmışlar. Bunu görürseniz zaten bu başlış bir ağaçta yok. Direkt excelsa dersiniz ve tohumları dikenli uçludur. Dikkat ederseniz dikenli uçlu. Ben bu fotoğrafı Tokat Amus'tan çekmiştim. Benim memleketten daha doğrusu ormanda dolaşırken. Çok güzel bir şey bu. Yani detayı çok net gösteren bir şey. Bunda böyle bir özellik yok. Tohumlar daha yuvarlaktır. Bunda ise tohumlar batıcı dikenlidir. Evet. Diğer iki ardıç türü ile aynı gruba giren pul yapraktı bunlarda. Bunlarda da bakın bu kozalaklar genellikle yeşil ve sonra kahverengi oluyor. Mavi dumanlı olan bu. Mavi dumanlı olan bu. Sabina. Bunda ise kozalak içerisindeki tohum sayısı daha azdır ve böyle bir çıkıntı yoktur. Tohumlar ve diken suçu değildir. Oradan ayırt edeceksiniz. Yine kozalağına açıp bakacağız. Juniperus folise yani filik ardıcı ise bu zaten Akdeniz bölgesinde çok çok bariz kıpkırmızı kozalaklar. Gördüğünüz gibi kırmızı kozalak vardır. Net oradan rahatlıkla ediyorsunuz. Evet arkadaşlar bu şekilde 8 tane doğal türümüzü orada anlatmaya çalıştım. Göstermeye farklarını. Akdeniz servisine geldiğimiz zaman Türkiye'de bir türü var ve bütün Akdeniz havzasında var zaten bu ve en yaygın olanı da mezarlık servisi olan piramidal formu ve bu fotoğrafta iki formu da görebiliyorsunuz. Hem horizontal olan hem de piramidal olanı görebiliyorsunuz ki bu tam aslında horizontalda karşılamıyor. Biraz daha yayvan bir tepe oluşturmuş. Biz servileri nasıl ayırt edeceğiz? Kozalak varsa işiniz çok kolay, futbol topu gibidir. Yan kenarlarıyla kapanmıştır ve bunun çapı 3-4 santimetre civarındadır. Çok daha da ayırt ediyoruz. Kozalak yok diyelim. Sürgünleri dört köşelidir. Dört köşelik şurada bariz görülüyor. Ve
Full yapraklar köşelerdedir bakın. Şurada 1, 2, 3, 4, 5 diye full yapraklar gidiyor köşede. Şu diğer köşe iki köşede arka tarafta var. Yani sürgünler dört köşelidir. Ve dört köşeli sürgünleri gördüğünüz zaman bilin ki o bir kupresustur. Yani bir servidir. Bu servilerin bir tanesi doğal çok yaygın. Bir tane de Arizona servisi var. Vatanı Kuzey Amerika Arizona eyaleti. Ama Türkiye'de çok güzel gelişiyor. Mavi servi diye satılıyor ve çok yaygın kullanılıyor. Rengi bariz mavi. Kozalar daha küçük. Ve dört köşeli özelliği onda daha da belirgindir. Çok daha belirgin şekilde görülüyor. Mavi servinin kozalakları buna göre daha küçüktür. Ve bir de mavi servi kozalaklarının sırt kısmında belirgin şekilde böyle batıcı bir çıkıntı vardır. Bunda bu çıkıntı ya çok küçüktür böyle ya da çoktur. Hiç yok ya da böyle küçük bir çıkıntı vardır bunlarda. Şurada hafiften var ama mavi servide bu çıkıntı çok belirgindir. Evet, bir diğer ağaç, bu da yine Amerika orijinli, Kuzey Amerika orijinli. Lauzon yalancı servisi diye geçiyor bu tür. Türkiye'de bu tür var zaten ama onlarca değişik kültürü var. Piyamda formlu olanı, sarkık formlu olanı, kompakt yuvarlak formlu olanları, Leylandisi, Elbudisi, bir sürü kültürü var. Onlar zaten yani hiç girmiyorum, onlar başka bir dünya. Şimdi soldaki fotoğraf erkek ve dişi çiçekleri gösteriyor. Şu kırmızı olanları erkek çiçek kozalakçıkları, minik. Bunlar da dişi çiçek kozalakçı. Ve bunların çapı 2-3 milimetre civarında. Bu da 2-3 milimetre civarında. Öyle çok büyük değil bunlar. Büyütülmüş fotoğraf. Aynı sürgünde aşağıda yer alanlar, daha doğrusu sürgünün gerisinde yer alanlar erkek çiçekler, uçta yer alanlar dişi çiçekler. Niye uçta yer alanlar? Çünkü tozlaşma rüzgar olduğu için polenleri daha kolay alsın diye. Ve bu dişi çiçeklerin gelişmiş hali bu. Bakın önce açık, polen geliyor, geldikten sonra bu kapanıyor, tohum oluşuyor, sonra tekrar açılıyor. O yüzden bunlarda meyve oluşumu gerçekleşmiyor. Yani şu karpeller açılıp kapanıyor burada. Önce açılıyor, sonra kapanıyor, tekrar açılıyor. Ve tohumları bunun içerisinde gerçekleşiyor, gelişiyor. Evet, bunlar servilere çok benzer. Yalancı servidir Türkçesi de. Ama servi kozalaklarının boyları 1,5 santim, 2 santim, hatta 4-5 santime kadar çıkıyor. Oldukça büyük. Bunların boyu çapları ise en fazla 6-7 milimetre. En fazla 6-7 milimetre. Bakın 1 santim bile yok. Biraz burada büyük gibi görebilirsiniz ama gerçekten en fazla 6-7 milimetre civarındadır. Ve o özelliğinden dolayı çok rahat ayırt edebiliyoruz. Hatta bu çıkıntı bunlarda da var. Şurada görüyorsunuz dikensi küçük çıkıntılar bunlarda da var. Hatta bu çıkıntılar bazen uca doğru böyle kıvrım da yapmıştır. Şurada biraz belirgin hafiften. Kıvrımı da yapmıştır hafiften. Evet. Şimdi bambaşka bir cinse geçiyoruz. Mazı. Bu boylu olan türü. Boylu mazı. Bu fazla yaygın değil ama bunlar da yine Türkiye'de park bahçelerde görebiliyor. Bunlarda kozalaklar servilerden tamamen farklı ve biraz daha pinasaya doğru kayıyor ama pinasaya da farklı. Lale çiçeği girdi. Yani pullar yan yana kapanır. Pardon, üstte kapanır. Pullar birbirini kapatır. Burada bakın 4 tane pul var burada. Ve lale çiçeği gibi açılmış bunlar. Ortada bir tanesi böyle, bir iki tanesi ortada kalmış. Bakın şurada 1-2 ve altta pullar var ve tohumu buralardan bunlar açılınca aşağı doğru dökülüyor tohumlardan. Evet, bunların uçlarında yine dikensiz çıkıntı vardır. Yukarı doğru uzanmış gördüğünüz gibi. Ve bunlarda bakın pul yapraklar çok daha belirgin görüyorsunuz. 4 karşılığında bakın. Ve burada görebiliyor muyuz? Biraz ben görebiliyorum ama siz görebilecek misiniz? Şu yandaki kayış şeklinde olan pul yaprakların ortasındaki şu yaprak çok daha büyük. Ve bunun tam şu uç kısmında şurada yağ bezesi vardır. Yağ bezesi bunlara belirgin. Şu pulu, dörtlü yaprak, dörtlü bulunur yapraklar zaten. Bakın dört tane yaprak. 1, 2, 3 bir de şunun tam arkasında var. Çapraz karşılıklı daha doğrusu. Ve bu geniş yaprağın ucunda şurada bir yağ bezesi vardır. Bunlar büyüteçte çok daha belirgin görülebiliyor.
Evet, işte Türkiye'de hemen hemen her tarafta olan, özellikle de askeri alanlarda, resmi kurumlarda, yani çift bitkisi olarak dikiliyor. Çok ucuz, çok rahat büyüyor. O kadar çok değil, parklara putta falan dikiliyor ki bu doğmazsa. Platycladus orientalis diye bir tür. Bunu Biot orientalis diye de görebilirsiniz, Tüy orientalis de görebilirsiniz ama en son her senesinde değişiyor. Geçen sene Biot'aydı, ondan önceki sene Platycladus'tu. Bu sene Platycladus olmuş. Değişiyor. Şimdi çok arsız denir ya, arsız bir bitki. Yani istilacı değil, kesinlikle istilacı özelliği yok ama yetiştiriliyor, kolay yetiştiriliyor ve ucuz da bitki olduğu için çok rahat tercih ediliyor. Ve peyzaj mağazalarının içine geliyor, ucuz ucuz bunları satıyorlar ve dikiyorlar. Şimdi bunların kozalakları mazı, diğer mazıya benziyor. Bakın pullar ürünün üzerine kapanmış. Lale şey gibi diyoruz. Ve bu pullar etlenmiştir. Olgunlaşma aşamasında etlenmiş. Uçlarında dik mikro var. Olgunlaştığı zaman bunlar kuruyor. Kuruduğu zaman açılıyor. Bakın açılmış halde bu. Ve büzülüyor. Tekrar küçülüyor. Önce büyük. Etli, çünkü yapı etli. Olgunlaştığı zaman da tekrar küçülüyor. Bunlar kuruduğu zaman küçülüyor. Çekiliyor. Suyu çekildiği zaman gördüğünüz gibi bu hale geliyor. Evet. Bunlar dik duran kitap sayfaları gibiydi. Kitaplara geçer. Ama kozalağını çok rahat tanıyorsunuz. Böyle bir kozalak diğerlerinde yok. Ve bu kozalağın boyu da yaklaşık etliyken, bu daha tazeyken 1-2 santim arasında değişiyor boyları. Kuruduğu zaman da 1 santim civarında. Kozalak biraz daha küçülüyor. Evet. Bunlar üzerinden fazla durmayacağım. Deniz üzümleri. Bunlar gimnosperm. Niye gimnosperm? Çünkü bunlarda meyve oluşumu yok ve odunlarında trahe var bunların da. Ve hatta bunların odunlarında trahe ile beraber traheit de var. Yani suretin boruları hem gimnosperm özelliği gösteriyor hem angiosperm özelliği gösteriyor. O yüzden bu grup geçiş formu oluşturuyor. Yani gimnospermlerden angiospermlere geçiş formu oluşturuyor. Hem odunları bakımından hem de bunlarda tozlaşma rüzgarla ve böcekle gerçekleşiyor. Bazılarında bakın burada böcekle gerçekleşme özelliği var. Gimnospermlerin tamamında tozlaşma rüzgarla gerçekleşiyordu. Angiospermlerde çeşitli rüzgar, böcek, kuşlarla, değişik hayvanlarla gerçekleşiyordu. Bunlar da işte bu gimnosperm cinsinde tek bunlarda aynı zamanda böcekle tozlaşma da var. O yüzden bunlar bu birkaç özelliğinden dolayı angiosperm, gimnosperm arasında geçiş formu oluşturuyor. Türkiye'de 3 tane türü var bunların. Ve bunlardan yaprak oluşumunu görmüyoruz. Yaprak bir tek şu şeyde var. Majör de var, çok küçük. Sürgünleri yeşil. Bir tanesi çok kolay tanınıyor. Bu sarkık olan Ephedra foemina. Bu sarkık, yani bu sarkık, ne diyorduk? Sarkık deniz üzümü galiba, Türkçesini unuttum şimdi. Bu yapraklı olan. Bu da bunlarda yaprak hiç görmüyoruz. Sürgünleri yeşil ve çok güzel tohumları var. Etli bir örtüsü var, kırmızı. Ve dekoratif bir özelliği var. Bunu niye park bahçe bitkisi olarak kullanmazlar onu da bilmiyorum. Gerçekten mükemmel bir görüntüsü vardı. Bu Ephedra distachya'nın. Evet. Öyle biz devam ediyoruz. Ha, bitmiş mi? Sonmuş, evet. Ephedra'ların şöyle, Ephedra'ların özellikle bunu Anadolu'da görebiliyoruz. Tokat, Amasya, Çankırı civarında falan. Bunu da yine Anadolu'da görüyoruz ama bunu nerede görmüştüm ben? Bu Çanakkale civarında. Bu da var Çanakkale civarında, bu sadece. Evet. Çanakkale civarında var. İstanbul'da var. Hatta buna ilgili şöyle küçük bir şey var. İstanbul'da bunu biz nerede bulduk? Sadece başka belki vardır ama bunu biz bilmiyoruz. Ya da literatürde görmedik. Aşiye mezarlığında var. Aşiye mezarlığı İstanbul'un en eski mezarlıklarından bir tanesi. Oradaki Rumeli'ler yapılırken orada ilk işte ölen işçilerin ya da işte o işte o zamanki Bizansların saldırı sırasında ölen işçilerin gömüldüğü bir mezarlıkmış. Sonrasında büyüyor işte, hem Müslüman hem de gayrimüslimlerin yattığı ortak bir mezarlık burası, diğerlerinden farklı olarak. Ve oldukça eski bir tarihi var. O mezarlığın kayalık bir kısmı var. İşte o kayalık bölgede Ephedra foemina, yani bu türü gördük. Bu işte sarkık olan, dalları sarkık olan deniz üzümünü orada bulduk. Başka hiçbir yerde yok. Ve orası flora için bir sığınak özelliği gösteriyor. Aynı zamanda orada Rhamnus alaternus diye bir ciğeri türü var. Sadece orada var. Ve bir de Clematis flammula türü galiba. Antalya'da var ama İstanbul'da bir tek orada kalmış. Başka hiçbir yerde yok. Çünkü kentleşmeyle yok olmuşlar. O yüzden
O mezarlığın küçücük o bir kayalık kısmı 3 tane odun su bitki için, çalı türü için sığınak özelliği gösteriyor. Bu da bir ek bilgi. Onu da çok iyi bir dergide yayınlamıştık Hollandalı. Evet, böylece bugünkü anlatımı bitirmiş oldum.